şimdi bir tane daha karşımızda güzel örnek var. Bunun için de Tiko'nun kurucusu sevgili Sina Afra'yı sahneye davet ediyorum. Aynı zamanda Girvak'ın da başkanı olarak da farklı yükleri de omuzunda taşıyan kişi. Sina hoş geldin. Sana şu mikrofonu vereyim hemen. Sina, seninle ilk Markofoni'de tanışmıştık hatırlıyorum. İkitelli'deki, Mahmut Bey'deki değil mi? Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa'm. Oranın bölgenin artık tam karışık bir bölgeydi noktası. O karışık bölgede ben adresi zorla da olsa bulup gelmiştim ve bana orada Markofoni'yi anlatmıştın. Küresel iş yapan ilk senin de en büyük çaplı işin oydu. Evet. Ondan sonra Tiko'ya gelme hikayesinde küresel iş yapmak üzere demin Nazım abi çok güzel bir pas attı aslında. Bundan sonraki konuşmacılara daha ilk günden o sattı ya şimdi biz. Yo ben zaten şeyim şu an bir şeyler söyleyeceğim o konuya tamam, da zaten çok süper. Güzel orta var orada. Aynen öyle. Peki o konuda sen orada Markofoni hikayesinde küresel iş yapmak ötürü Tiko'da ben bunu daha bugünden şunları yapmalıyım diye cebinde neleri koydun Markofoni'den kazandığın birikimle aslında? Valla şöyle Markofoni... Paradan bahsetmiyoruz burada sadece. Şöyle çok hızlı geçen bir serüvendi. Yani ben 2,5 senede sattığımız gün kuruluştan 2,5 sene geçmişti. Şey bir dönemdi yani böyle çok heyecanlı bir dönemdi. 203 milyon dolardı o zamanki değerliyle. Hani 2011'de bu gayet hepimize çok manyakça bir para geliyordu açıkçası. Bugün Tiko ile ki düşüncelerim farklı, onları da biraz sonra anlatacağım. Sonra 2014'e kadar işte Nespers'ta falan beraber yaptıktan sonra ben tamamıyla Markofoni dönemi kapandı benim için. Sonra işte Girişimcilik Vakfı oldu. Ama şimdi Nazım Bey'in dediği çok güzel bir şey var. Bu startup yürüsü insanı çok kaşıyor. Ve bunun da örneklerini de çok görüyorum. Yani hep değişik perspektiflerden. Ve orada bir şey yapmam gerekiyordu ve sürekli bir arayış içindeydim. Sene 2015-2016 ve yani böyle bir şey yapmak istediğinizde fikir karşınıza ertesi gün gelmiyor. Yani o bir gün ama karşınıza çıkıyor. Benim de bu Tiko işi karşıma çıktı. Biz de ilk günden itibaren yurt dışına açılmak üzere kurduk. Yani tüm fikir ona dayanıyordu. Ama sonra tabii insanın planladığı gibi gitmiyor. Yani bir şekilde benim kafamdaki plana göre bugüne geldiğimiz güne kadar ilerlemedik. Nasıl oldu? İşte kodladık, modladık. 2017'de operatif olduk. Çok güzel gidiyordu. Sonra ülkemiz tabii karışık bir ülke. Bu iş bir de sermaye gerektiren bir iş. Bu benim yaptığım iş. Ondan sonra 2018'in sonuna kadar hem Türkiye hem İspanya'yı denedik. Ondan sonra Türkiye'de operasyonu kapattık. Türkiye şu an mutfak. Tüm finans burada. İşte bilgisayar yani yazılımcılar burada vesaire. Mutfağı buradaki abi. Evet ve geçen sene onun için bir açık kalp ameliyatı geçirdi şirket. Yani hem burada bir şekilde operasyonu kapatıyorsunuz hem İspanya'ya artık yükleniyorsunuz. İşte İspanya'da ne oldu? Madrid'teydik. 3 şehir daha açtık. Evet. Ondan sonra Türkiye artık bir shared service center olarak konumladık. İkinci bir böyle bir shared service center daha doğumuzda bir yerde de olabilir diye düşünüyorum bir gün. Ondan sonra İspanya'da 4 şehirle beraber oradaki ekip işte büyümeye başladı. Hani şimdi eskiden Markofoni 1400 kişiydi. Bu hiçbir zaman böyle olmayacak. Şu an 30 kişi olduk. Bu sene sonunda her şey yaver giderse 60 olacak. Çok ağır teknolojik bir tarafı var. Yani sonuçta ben evleri görmeden değerlendirip hızlıca alabiliyorum, hızlıca satabiliyorum. Hani işin özü bu. Peki İspanya'da bakıyorum aslında Madrid gibi, Barcelona gibi sosyoekonomi seviyesi yüksek oldukça. Bu pazara girme fikri nasıl oluşturuyor? Yani burada nasıl danışmanlık mı aldınız? Ya da farklı yerlerden, yatırımcılardan herhangi bir destek aldınız mı bu konuyla ilgili İspanya pazarıyla yok, ilgili? Yok, hayır özellikle. Hayır, hiç ikisi de olmadı. Yani şöyle bir hani 450 soru olmasa bile daha nacizane bir şeyimiz var bizim de kriter kataloğu. Bu işi yapabilmek için bir ülkede olan şartların yerine gelmesi gerekiyor. İşte 12 tane ana şart gibi. Tamamıyla Avrupa'ya baktık. Başka bir yere bakmadık. Avrupa'da en iyi yer Güney Avrupa. Yani İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan gibi. Yunanistan, Portekiz ufak olduklarından elendi. Sonuç olarak İspanya dedik. Barcelona dedik. İspanyollar bizi Madrid'e şey yaptı.
ikna etti. Madrid'den başladık. O da çok iyi olmuş. Yani ülkeyi bilene de sormak gerekiyor. Hı-hı. Mesela İspanya'da daha bugüne kadar hiçbir Türk çalışmıyor. Hepsi İspanyol. Peki bir bilene derken o bilen kişiyi biri, nasıl seçiyorsunuz? Local biri. Yani aha. Ve benim için bilen biri, benim işe alabileceğim biri. Yani beni ikna eden bugün işte İspanya'daki o tüm operasyon yöneten arkadaş o çok şey yaptı. Hani o benim için bir commitment göstergesi. Ondan sonra geçen sene işte bu hem şehir yayılması var, hem teknolojiyi yeniden yazdık. İspanya'ya uygun bir şekilde yazdık. Sürekli para isteyen bir iş. Ama hani benim sermaye, 42 milyon sermaye topladık ama mesela bu 42 milyon bir kişi geldi pat yatırdı değil. Yani böyle sürekli ufak ufak tranşları var. Değişik sermaye kategorilerini ben çok kullanıyorum. Yani bu paranın içinde hem equity var, öz sermaye, hem değişik debt standartları var. Yani banka kredisi de var işte 1 milyon ama convertible debt dediğimiz asset class'ları da var. Mesela ben bunları hiç Türkiye'de bulamıyordum. Bu Türkiye'de bunun bence büyük bir eksiği var. Finansal enstrüman açısından bir şekilde geri kalıyoruz. Bunu burada nerede anlatıyorsun? Hangi yatırım? Yani İspanya'da mı? İspanya. Ya da Londra'da mesela bunun için ilginç bir yer mi? Bu İspanya'yı pazarlamak Londra bu yerin hakikaten dünyadaki ikinci en iyi yeri Amerika'dan sonra. Hı-hı. Avrupa'daki de en başarılı yer. Ama genelde Avrupa'da iş yaptığımda şunu fark ediyorum. Ve işi şöyle anlatayım. Yani ben bir hafta buradayım, bir hafta Madrid'deyim gibi gibi. Ve ekip de bir hafta burada, bir hafta Madrid'de gibi. Böyle sürekli bir git gelimiz var şu an. Ben şunu fark ediyorum. Ülkede bir kez gittik şey dediler. Ya seçim tekrarlanıyor. Ben şey dedim, yandık. Seçim tekrarlanıyor İspanya'da. Yani hani benim için kötü haber. Çünkü ülke seçim atmosferine girilecek, gerilecekler. İşte bir şeyler olacak. Belki garip biri kazanacak falan. Geçmiş tecrübelerinden olsa gerek. Tabii tabii yani bu benim ülkenin verdiği şey DNA. Şeyde ne yapacağız falan dedim. Şunu yapmaya az alalım işte dikkatli olalım falan. Abi heyecanlanma dediler. Sen seçim olduğunu bile fark etmedin 3 ay önce. Onun için hani seçimin tekrarlanacağına da hiçbir şey olmayacak dediler. Acımayacak, korkma. Aynı sonuç bile çıksa bizimkiler anlaşır. Şey yapar. Güle oynaya gideriz dedi ve hakikaten öyle oldu. Şimdi bir bunların olmadığını fark ediyorsun. Bu bir girişimci ve yatırımcı için aslında çok güzel bir olay. Hmm. Önemli bir olay. İkincisi devalüasyon ve kur dalgalanması konularında şey yok. TL'de %80 büyüyorsun. Dolar aynı zamanda TL'ye karşı değer kazanmış. Dolar bazında %20-30 büyümüş oluyorsun. Öyle bir sorun da yok. Artı benim son 4-5 senem yabancı yatırımcılarla biliyorsunuz gayet şeyim. Hani benim geldiğim dünya özellikle Avrupa'daki yatırımcıların dünyası. Ve onlarla çok sohbetim var. 2013'te onların bize olan olumlu bakış açısı kırıldı. Çok net bir şekilde. Yani gezi öncesi, gezi sonrası çok net bir şekilde kırıldı. Hatırlayanlar hatırlar. 2011'de böyle Londra'dan yatırımcılar gelirdi. İşte startup yarışması olurdu. Akşamları bilmem nerelerde yemeğe davet ederlerdi hızlı girişimcileri. Hani sen de gel bu akşam yemek yiyoruz. Bir şey mi var? Gel seninle de konuşalım vardı. Bıçak gibi kesildi. Yani bir konferans, yarışma, ziyaret bilmem ne özel bir neden yoksa kimse yapmadı. Şimdi ben ilk defa bu hakikaten son 2-3 ayda bu bakış açısının değiştiğini görüyorum. Ya Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de sermaye bulmak zor. Bu girişimcilere nasıl yansıdı? Türkiye'den çıkan işte orijinal fikirler var mı? Artı sermaye yokluğunda başarılı olanlar var mı? Yani şu an Getir'i herkes biliyor. Bu arada Getir yurt dışında da herkes tarafından biliniyor. Ve bunlar benim için mesela bir kilit açan yatırımlar. Çünkü ne diyor adam? Sir Michael yatırım yaptıysa, işte bu kadar parayı bir şirkete yaptıysa, bu demek ki bu ülkeye yatırım yapılır diyor. Aynen. Bunu ben 2 hafta önce DLD konferansında 7-8 tane değişik yatırımcıdan duydum. Onun için çok şey bir yani milestone bir şey. Yani hem bizim kendi gurur duymamız açısından hem bence bu buradaki ve bizim sektördeki herkese bunun şeyleri gelecek. Yansımaları yani. Olacak ve bence 2013'te işte o aşağı giden trend ilk defa benim gözümde yukarı giden bir trende geçiyor. İnsanlar 6 sene bir şey duymadıkları bir ülke hakkında merak etmeye başlıyorlar. Başarı hikayeleri bir görüyorlar. Bir de özgür fikirler gelmeye başlıyor o ülkeden. En önemlisi de o bence. Yani ilk defa kopyalanmış bir işi yapmak değil, farklı şeylerde çıkabilir diye görmeye başlıyorlar. Benim bence. Özgün fikir hakkında şöyle bir düşüncem var. Bence Türkiye'den şimdiye kadar 4 tane özgün fikir çıktı. Birincisi itiraf.com'du. Çok eski bir şey ama gayet bize uygun bir şeydi. Sonra Ekşi Sözlük'tü.
Benim gözümde hala yemek sepeti çok özgün bir fikirdir. Bazı örnekleri ve bugün daha büyükleri olsa bile ve getirdir. Onun dışında biz dünya standartındayız. Fransa'dan da, Almanya'dan da, İspanya'dan da daha fazla orijinal fikir çıkmadı. Orijinal fikirler dünyada genelde üç yerden kaynaklı. Bir, Amerika Birleşik Devletleri deli gibi sermayeleri var ve kültürleri buna çok müsait artık. İkincisi İsrail, üçüncüsü İsveç. İki tane ufak ülke, direkt insanların global düşünmesi gerekiyor. Bir tane sermaye güçlüsü, yarın da Çin buna eklenecek. Biz Almanya'dan, işte Norveç'ten, İspanya'dan farklı olmayacağız. Onun için bizde çıkan her özgün fikrin bizim için değeri çok çok büyük. Yani bu bizim hem yurt dışındaki imajımız, hem içerideki gençlere, genç girişimcilere veya bir şekilde yolda olan girişimcilere umut verme açısından da. Biri başarırsa bizde ya ben de yaparım, o yaptıysa ben de yaparım olayı çok var. Aynen. Bunu şey yapmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. Ki bunu da Girvak'la gittiğimiz etkinlikte nasıl etkili olduğunu İsrail'de görmüştük. Evet. Sina, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizimle deneyimlerini paylaştığın için biz de yolu açık olsun diyoruz TİKO'nun. Teşekkürler. Bundan sonraki hareketleri de Portekiz kanallı sanırım başka ülkelere de evet. gidecek. Ve şöyle söyleyeyim, İspanya'ya açılmak isteyen biri varsa İspanya'da ilk Türk startup olduğumuzu fark ettik. Oradaki Endeavor'la sohbet ediyoruz. Onlar da çok yardımcı oluyor. Beklerim. Güzel de bir ofisimiz var. Her zaman yardımcı oluruz. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.